Şimdi önceden ithalat, demin örneğini vermiştim. Aslında bizim gümrüklerde yaptığımız önceden vergileri teminata bağlamak ve daha sonra işleme faaliyetini yapıp işlem görmüş ürünü elde edip ihraç etmek önceden ithalattır. Yani işlem görmüş ürünün ihracından önce bu ürünün elde edilmesine kullanacak eşyanın ithal edilmesidir. Kumaşı getirip ben vergilerini teminata bağlayıp işlem görmüş ürünü elde edip ihracatı gerçekleştirdiğimde bu önceden ithalat oluyor. Devamına baktığımızda bir önceden ithalatın gümrükteki akışını görelim. Bence gayet faydalı olacaktır arkadaşlar. Geçici ithalattır bu 51 çift 0. Çünkü biz ithal eşyasının solda da gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı ile yazılı kısmında ithal eşyasının eşyası ile ilgili gümrük vergilerini teminata bağlarız. Ticaret politikası önlemlerini uygulamayız. Yani işte bunlar nedir? KKDF muafiyeti vardır. Ek mali yükümlülük muafiyeti vardır. İlave gümrük vergisi muafiyeti vardır. Antidumping vergisi muafiyeti vardır. Yani ticaret politikası önlemlerinden muaftır ithal eşyamız. Ki o yüzden de zaten daha çok şartlı muafiyet sistemi tercih edilir. 51 çift 0 geçici ithalatla ithal eşyamı getirdim. Gümrük vergilerini teminata bağladım. Ticaret politikası önlemleri uygulanmadı. Türkiye'de işleme faaliyetini gerçekleştirdim. İşlem görmüş ürünü elde ettim. Yani 31-51 ile yeniden ihraç edeceğim işlem görmüş ürünü ben ne yaptım? Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde ettim. Benim belge ve izinde geçerli olan, yazılı olan eşyalarım, ithal eşyası yani ithalat taahhüdüm ve işlem görmüş ürünüm yani asıl ve ikincil işlem görmüş ürün olarak ayrılan ürünlerim ise ihracat taahhüdüm. Ve daha sonra kapatma işlemini belge ya da izin kapsamında gerçekleştirdikten sonra başta ithal eşyası için yatırmış olduğum teminatı da iade almış oluyorum. Buna önceden ithalat adını vermiş oluyoruz. Bunu bir de geri ödeme sisteminde göreceğiz. Oradaki uygulama tabii ki daha da farklı olacak. Şimdi şartlı muafiyet sisteminin bir tanımına bakalım. Önemli bir tanım. Zaman zaman sınavlarda da soruyorlar. Tanıma geçmeden şunu hatırlatın. Yani şartlı muafiyet sadece burada değil. Şartlı muafiyet düzenlemesi olarak düşündüğümüzde de diğer gümrük rejimleri de var aslında. Mesela örneğin geçici ithalat rejimi de bir şartlı muafiyet düzenlemesidir. Örneğin gümrük antrepo rejimi de bir şartlı muafiyet düzenlemesidir. Hatta transit rejimi de bir şartlı muafiyet düzenlemesidir. Buradan bağımsız konuşuyorum tabii bunu. Yani şartlı muafiyet düzenlemesi ne demek? İthalat sırasında tahsil edilmesi gereken vergilerin teminata bağlanması demek. Yani teminat yatırılması demek. Ki geçici ithalatta biz teminat yatırırız. Antrepo rejiminde işletici teminat yatırır. Transit rejiminde asıl sorumlu ya da nakliyeci kapsamlı ya da bireysel teminat yatırır. Yani teminat yatırılan gümrük rejimleri, daha doğrusu teminat alınan gümrük rejimleri şartlı muafiyet düzenlemeleridir. Bu da bir sınav sorusu bakın. Geçmiş yıllarda sorulmuş bir sınav sorusu. Şimdi buradan hareketle buradaki şartlı muafiyet sistemini görelim arkadaşlar. Serbest dolaşımda olmayan eşya, yani ithal eşyası, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesi'nden yeniden ihraç edilmesi amacıyla gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın vergiler teminata bağlanmak suretiyle yani şartıyla dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş ürünler şeklindeki ihracı halinde teminat iade olunur. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına şartlı muafiyet sistemi denir. Yani vergiler teminata bağlanır, ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. Diyelim ki antidumping vergisi var eşyada. Bu tahsil edilecek mi? Hayır.
Antidumping vergisi de burada teminata bağlanacak. Ama tek fark şu. Eşyada diyelim ki gümrük vergisi var. KDV var ve antidumping vergisi var. Ve biz de bir YYS firmasıyız diyelim. Ben gümrük vergisi ve KDV'yi %1 oranında teminata bağlarken antidumping vergimin tamamını teminata bağlayacağım. Orada bir indirim olmayacak. Ama gene de orada ben antidumping vergisini ödememiş oluyorum. Yani şartlı muafiyet sisteminde arkadaşlar vergiler teminata bağlanır. Bunu unutmuyoruz. Bir şekil üzerinde görelim. İşte kumaş, düğme, iplik, cila, mendil, yani ithal eşyalarımızı ithal ettik. Vergilerini teminata bağladık. Bu sefer gömlek elde ettik. İhracatı gerçekleşti. Daha sonra tabii belge izin kapanıyor. Teminat iade edilmiş oluyor. Yani gümrükte yaptığımız sürekli işlem şartlı muafiyet sistemidir. Belge izin kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında KDV varsa ÖTV tahsil edilir. Ticaret politikası önlemleri uygulanır. Yani ben burada kumaşı, düğmeyi, mendili ithal ederken vergiler teminata bağlanıyor. Cilayı, yani işletme malzemesini ithal ederken sadece gümrük vergisi teminata bağlanıyor. KDV ve varsa ÖTV ödeniyor arkadaşlar. Bunu zaten ilk dersimizin başında da tekrar belirtmiş oldum. Bu da önemli bir cümle. Tabii bunu unutmamakta fayda var. Şimdi şartlı muafiyet kapsamında dahilde işleme izin belgesiyle işlem görmüş ürünün veya değişmemiş eşyanın tamamını ya da bir kısmını hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlemek üzere Türkiye gümrük bölgesi dışına veya bir serbest bölgeye geçici olarak ihraç edebilir. Yani sınavda şöyle bir soru geldi size. Diyelim ki dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında belgeye tabi bir işlem görmüş ürün hangi rejim hükümleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesi dışına işleme ya da herhangi bir işçilik için gönderilir. Bunun cevabı hariçte işleme rejimidir arkadaşlar. Burada tabii bunun olabilmesi için yani bu işleme faaliyetinin Türkiye'de yapılamayacağının belgelendirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bu teknoloji Türkiye'de yok, bu ekipman Türkiye'de yok. Ben bunu Türkiye dışında gerçekleştireceğim. Bunu da gümrüğe nasıl belgelendireceğim? Tabii ki genelde burada uygulamada da ekspertiz raporu talep ediliyor. Gümrük idaresi tarafından ve ekspertiz raporuyla eşyanın Türkiye gümrük bölgesi dışına çıkışı gerçekleşmiş oluyor. Evet, bu da yine önemli bir bilgiydi. Şimdi önceden ihracat, sınavlarda en çok tanımı gelen kavramlardan, tanımlardan bir tanesi. İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce eş değer eşyadan elde edilmiş, işlem görmüş ürünün ihraç edilmesidir. Yani birincisi sadece şartlı muafiyet sisteminde geçerlidir. İkincisi kumaşın Çin'den ithal edilmesinden önce Türkiye'deki eş değer eşya, eş değer kumaştan elde edilmiş pantolonun yani işlem görmüş ürünün ihraç edilmesidir. Ama ben Türkiye'den almış olduğum kumaşın yerine sonradan Çin'den kumaşı getirerek kayıtlarımda, stoklarımda bulundurmak zorundayım. Peki bunu hangi süreler içerisinde yapacağım? İşlem görmüş ürünü ihraç ettiğim tarihten itibaren yani kumaşı Türkiye'den aldım. İşlem görmüş pantolon elde ettim. İhracatı yaptım. Belge süresi sonuna kadar ithal eşyasını yani Çin'deki kumaşı getirip kayıtlarımda bulundurmak zorundayım arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bu da önemli. Dediğim gibi eşdeğer eşya zaten şimdi detaylı olarak göreceğimiz bir konu. Şimdi eşdeğer eşya serbest dolaşımda bulunan eşyadır.
işlem görmüş ürünlerin imali için iten eşyası yerine kullanılan eşdeğer eşya serbest dolaşımda bulunan eşyadır. Yani Türkiye'deki eşyadır. Buna önceden ihracat adı veriliyor ve sadece şartlı muafiyet sisteminde uygulanabilir. Bakın, geri ödeme sisteminde eşdeğer eşya diye bir uygulama yok arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Geri ödeme sisteminde eşdeğer eşya, yani diğer adıyla önceden ihracat uygulaması yoktur. Ve kesinlikle Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden dahilde işleme izin belgesi almak zorundayım. Ve özel şartlar bölümünde eşdeğer eşya kullanımını beyan etmek zorundayım arkadaşlar. Yani buradaki yapılacak işlem gümrük idaresinin verdiği dahilde işleme izniyle olmaz. Dahilde işleme izin belgesi almak zorundayız. Eşdeğer eşya normal eşyalarda 8'li bazda, ancak tarım ürünlerinde 12'li bazda aynı gümrük tarife istatistik pozisyonuna sahip olmak zorundadır. Yani kumaşta 8'li tarife olabilir. İşte 55-01-10-20. Ancak tarım ürünlerinde 12'li bazda olmak zorundadır arkadaşlar. Birebir tüm tarife aynı olmak zorundadır. İkisi de önemli bir bilgidir bana göre. İkisi de sınavda sorulabilir. Şöyle bir soru gayet güzel bir soru olur. İşte dahilde işleme rejimi, önceden ihracat sistemi kapsamında uygulanan eşdeğer eşya, bir tarım ürünü olarak kullanıma söz konusu olduğunda kaçlı tarife pozisyonu aynı olmak zorundadır. İkili, dörtlü, altılı, sekizli, on ikili. Tarım ürünlerinde 12, normal diğer eşyalarda, yani sanayi ürünlerinde 8'li bazda olmak zorundadır arkadaşlar. İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edildiği durumda gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşyası olarak değerlendirilir. Şimdi daha iyi anlayacağız onu, örnekte göreceğiz. Henüz ithal edilmemiş eşyanın yerine ihracat vergilerine tabi eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı halinde ithal eşyasının süresi içerisinde ithal edilmesine karşılık olarak izin hak sahibinden ihracat vergileri kadar teminat alınır. Şimdi burada şunu söylüyor, diyor ki izin hak sahibi, yani dahilde işleme izin belge sahibi ithal eşyasının süresi içerisinde ithal edecek. Süresi ne kadar? Belge süre sonu sona ermeden. İthal eşyası yerine Türkiye'den serbest dolaşımdan aldığı eşdeğer eşya ihracat vergisine tabi bir eşya ise teminat alınır diyor. Ama bu uygulamada olan bir şey değil zaten. Çünkü Türkiye'de bir ihracat eşyasından zaten ihracat vergisi alınmamaktadır. Onun için orada bir teminat durumu söz konusu değildir. Yani ama böyle bir vergili bir eşya olursa ileride, yani ihracat vergisine tabi bir eşya olursa, o zaman teminat alınacak anlamına geliyor bu da arkadaşlar. İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Yani diyor ki Türkiye'den aldığın kumaşın yerine Çin'den getireceğin ithal eşyası olan kumaşı belge süresi sonuna kadar getirebilirsin diyor arkadaşlar. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında da KDV dahil tüm vergiler teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. Aynı önceden ithalat gibi. Önceden ihracatta da ithal eşyası vergileri teminata bağlanır. Ticaret politikası önlemleri uygulanmaz arkadaşlar. Aynı önceden ithalat gibi. Unutmuyoruz. Aynısı aslında, hiçbir farkı yok. Sadece Türkiye'den eşya alma hakkını tanıyor. Bu neden olabilir? İşte örneğin bir gıda ürünü var diyelim.
Ki şu an günümüzde biliyorsunuz bir savaş var, salgın var maalesef. Gıda fiyatları da artıyor. Tarımda kıtlık var, işte iklim sorunları var. Gıda ham maddesini ben dünyadan o an ithal edemiyorum. Türkiye'de aynı 12'li tarifede gıda ham maddesi var. O zaman ben bunu Türkiye'den eşdeğer eşya olarak alabilirim. Yani bu aslında imalatçı, ihracatçıya sağlanan bir kolaylık arkadaşlar. Eşdeğer eşya kullanımına kolaylaştırma, yasaklama, kısıtlama getirilebilir. Tebliğde de şöyle der. Buna kısıtlama getirmeye ihracat genel müdürlüğü yetkilidir arkadaşlar. Neden ihracat genel müdürlüğü? Çünkü dahilde işleme izin belgesini veren genel müdürlüktür. Şimdi şekil üzerinde gördüğümüzde daha da anlaşılır olacak arkadaşlar. Bu önemli bir şekil. Önceden ihracat yani eşdeğer eşya işleminde uygulamasında öncelikle Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden dahilde işleme izin belgesi alıyor. Türkiye'den eşdeğer eşya alımını gerçekleştiriyorum. Yani Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinden ve işlem görmüş ürünü elde ettikten sonra Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç ediyorum. Bakın ne yaptım? İthalat yapmadan önce ihracat yaptım. Önceden ihracat. Yani ihracat taahhüdündeki eşya yurt dışına gitti artık. İhraç oldu. Eşdeğer eşya yerine ne almam gerekiyor? İthal eşyası almam gerekiyor. Yani Türkiye'ye getirmem gerekiyor. İthal eşyasını Türkiye Gümrük Bölgesi içine ithal ettim. Bu ithal eşyasına ait vergiler teminata bağlandı. Ticaret politikası önlemleri uygulanmadı. Tüm bu işlemleri belge süresi sonuna kadar gerçekleştirmek zorundayım. Yani tüm bu işlemler belge süresi sonuna kadar tamamlanmış olmak zorundadır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Yani örnek ve uygulama şekli aynen böyle arkadaşlar. Şimdi bir de eşya üzerinden şöyle yapalım, bir örnek görelim. Örneğin buğday. Buğdayı yurt dışına ithal etmek yerine eşdeğer eşya olarak ne yaptım? Türkiye'den aldım. Daha sonra işlem görmüş ürün olarak buğday unu elde ettim. Bu benim ihracat eşyam. Yani önceden ihracatı yaptım. Eşdeğer eşya olan buğday yerine ne yaptım? İthal eşyası olan buğdayı da belge süresi sonuna kadar getirip stoklarıma koydum. Yani depoma teslim ettim. Ya da üretime dahil ettim. Fark etmiyor. Ancak burada bakın eşdeğer eşya ile ithal eşyası buğday yani tarım ürünü olduğu için 12'li gidip aynı olmak zorunda arkadaşlar. Bu buğday ununu üretirken yani önceden ihracat eşyasını üretirken bir de kepek elde ettim. Kepek de nedir arkadaşlar? İkinci işlem görmüş üründür arkadaşlar. Evet, eşdeğer eşyada böyle bir uygulamaydı. Şimdi bunun bir benzeri bir uygulama daha var arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Yurt için mal alımları. Bu genelde şeker sektöründe gördüğümüz. Mesela bisküvi, çikolata üretimi yapan firmalar bu yöntemi çok kullanır. Gene burada bakın önemli bir nokta. Dahilde işleme izin belgesi almak zorundayız. Yurt içi mal alımlarını gerçekleştirebilmek için İhracat Genel Müdürlüğü'nden dahilde işleme izin belgesi sahibi olma şartı gerekmektedir arkadaşlar. Yani İhracat Genel Müdürlüğü'nden belge almak zorundayız. Ve tüm ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, değişmemiş eşya, ambalaj malzemesini ithal edebileceğimiz gibi yurt içinden de temin edebiliriz. Bu arada katılımımız gayet yoğun arkadaşlar ve devam da güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Faydalı olduğumuzu gösteriyor bu da inşallah. Şimdi tabii özellikle devamında ve son derste de önemli kısımları gene görmüş olacağız. Mesela en son telafi edici vergiyle tamamlamış olacağız. O da önemli bir konu. Ondan öncesinde de gene belge izin farklarından da bahsetmiş olacağım. Şimdi
Yurt içi alım çok böyle aşırı soru çıkan bir konu değil ama burada önemli bir yer var. Şimdi ona değineceğim. Gene belge kapsamında katma değer vergisi tecil terkin sistemi kapsamında da alım yapılabilir. Bu da şudur. Yurt içinden aldığımız eşyada KDV ödemiyoruz arkadaşlar. Yani imalatçıdan KDV'siz ham maddeyi almış oluyoruz. Ama onun için de belge sahibi olmak zorundayız. Yurt içi mal alımından soru çıkabilecek tek bir yer var aslında baktığımızda ve önemli bir yer. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içinden temin edilen ürünlerin işlem görmüş ürün olarak ihracatının süresi içerisinde gerçekleştirilmemesi halinde Gümrük Kanunu 238. madde hükmü uygulanmaz arkadaşlar. Yani yurt içi mal alımlarında Gümrük Kanunu 238 uygulanmaz. Neydi Gümrük Kanunu 238? Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı para cezası. Yurt içi mal alımlarında bu uygulanmamaktadır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bu da bir sınav sorusu. Bu soruyu da dersimizin sonunda görmüş olacağız. Geldik geri ödeme sistemine. Şimdi şöyle bir fark var. Türkiye'de neredeyse %90 oranında geri ödeme sistemi uygulanmaz. Şartlı muafiyet sistemi uygulanır. Yüzde işte 10'luk 5'lik bir payda belki geri ödeme sistemini uyguluyordur. Yani geri ödeme sistemi çok fazla uygulanan bir sistem değil. Ama tabii ki bizim sınavlarımızda soru olarak karşımıza çıkıyor. Geri ödeme sistemine baktığımızda serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edilmesi halinde bu eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş ithalat vergileri dahilde işleme rejimi kapsamında geri verilir. Bu sisteme de geri ödeme sistemi denir. Yani şartlı muafiyetten farkı şu. İthalat sırasında eşyaya ait gümrük vergileri tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır. İthal eşyası işlendikten sonra ihraç edilmiş ürün olarak yani işlem görmüş ürün olarak Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edilir. Gümrük vergileri de geri verilir. Ancak gümrük vergisinin geri verilmediği KDV'nin geri verildiği durumlar vardır arkadaşlar. Onun da sebebine şimdi geleceğiz. Geri ödeme sistemine önce bir bakalım. Sonra neden gümrük vergisinin geri verilmediğini ancak KDV'nin teminata bağlanıp geri verildiğini ayrıyetten konuşacağız. Çünkü karşımıza şöyle bir kavram çıkacak. Telafi edici vergi. 41 çift 0 serbest dolaşıma giriş rejimiyle ithal eşyasını Türkiye gümrük bölgesine getirdim. Gümrüğe beyan ettim. Ticaret politikası önlemleri uygulandı. Gümrük vergileri ödendi. Ama burada gümrük vergileri ödenirken KDV ödenmiyor, KDV teminata bağlanıyor. DTS yani dış ticaret standartizasyon rejimi işlemleri varsa uygulanıyor. Yani bu şartlı muafiyette uygulanmıyor ama geri ödeme sisteminde uygulanıyor. İşleme faaliyeti sonucu işlem görmüş ürünümü elde ettim. 31-41 ile yeniden ihracatı gerçekleştirdim ve süre bitiminde de dahilde işlemi izin belgesi ya da dahilde işlemi iznimi kapatarak gümrük vergilerimi geri aldım. Bu geri ödeme sisteminin gümrükteki işleyiş tarzı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ama burada ticaret politikası önlemleri uygulandı. Şimdi geri ödeme sisteminin aslında uygulanamamasının daha doğrusu sebeplerinden bir tanesi de pek çok eşyaya arkadaşlar geri ödeme sistemi izni verilmemektedir. Onları da şimdi göreceğiz. Evet, aynı mantık. Kumaşı, düğme, iplik, diğer eşyaları getirdim. İthalatımı gerçekleştirdim. Vergiyi ödedim. Üretim tamamlandı. Gömleği elde ettim. Bu benim işlem görmüş ürünüm. İhracatı yaptım ve vergi iadesiyle geri ödeme sistemi tamamlanmış oldu. Dahilde işleme izin belgesi izni kapsamında eğer
Ben ATR belgesiyle eşyamı Avrupa Birliği ülkelerine, Euro 1, Euromed gibi belgelerle kümülasyon ülkelerine ya da serbest ticaret anlaşması imzalamış olduğum ülkelere ihracat yapıyorsam gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük tahsil edilerek bunun haricindeki vergiler teminata bağlanarak ithalatına izin verilebilir diyor. Yani şunu söylüyor, diyor ki kumaşı Çin'den aldın, Türkiye'de getirdin, işledin, gömleğe dönüştürdün. Gömleği de ATR belgesiyle Almanya'ya ihraç edeceksin. Ama ben bu kumaşı ithal ettiğimde eğer şartlı muafiyet sistemini kullanmış olsaydım ne doğacaktı arkadaşlar? Telafiyeci vergi doğacaktı. Geri ödeme sisteminde gümrük vergisini başta yatırdığım için telafiyeci vergi doğmamış oluyor. Çünkü geri ödeme sisteminde gümrük vergisini geri almıyorum. Sadece KDV'yi geri alıyorum arkadaşlar. Telafiyeci vergi de eşittir gümrük vergisi olduğu için KDV'yi bağlamadığı için geri ödeme sistemi sadece bu durumlarda uygulanır. Telafiyeci vergi ödemek isteyen firmalar zaten geri ödeme sistemini uygulamıyorlar. Onlar şartlı muafiyet sistemini uyguluyorlar. Gene aramızda yapan arkadaşlar vardır. Onlar da muhakkak biliyordur. Şimdi DTS mevzuatı uygulanır demiştim. Geri ödeme sisteminden yararlanmak için bunun belgeye izne ait olduğunun gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunludur. Çünkü gümrük idaresi size daha sonradan bazı vergileri iade edecek. Mesela KDV gibi. Onun için beyannameye de yazılmış, beyan edilmiş olması gerekir. Ve geldik geri ödeme sisteminin en önemli yerine arkadaşlar. Sınavlarda soru çıkan bir yer. Hani başta demiştim ya, geri ödeme sistemi her eşyaya uygulanamaz. Geri ödeme sisteminden yararlandırılmayacak eşyalar. Avrupa Topluluğu üye ülkeler menşeli tarım ürünleri ithalatı hariç olmak üzere. Yani onlar uygulanabilir. İthalatı miktar kısıtlamasına tabi olan eşya. Kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan eşya. Tarım politikası kapsamında ithalat, ihracat lisansı veya sertifikası ibrazı gerektiren eşya. İşlem görmüş ürünler için ihracat iadesi veya vergisi mevcut olan eşya için geri ödeme sistemi uygulanamaz. İthalatta bir kısıtlama varsa, bir kota varsa, tarım ürünlerinde bir lisans veya benzeri bir sertifikaya tabi bir eşya var ise ve ihracatta bir vergi iadesi, yani bir gümrük vergisi iadesi olacak ise geri ödeme sistemini uygulayamazsın diyor. O zaman ne yapacağım? Şartlı muafiyet sistemini uygulayacağım arkadaşlar. Çünkü ben zaten şartlı muafiyet sisteminde kotaya tabi olmayacağım. Şartlı muafiyet sisteminde ticaret politikası önlemine tabi olmayacağım. Ancak geri ödeme sistemi kısıtlamaya, kotaya tabi eşyalarda uygulanabilecek bir sistem değildir arkadaşlar. Sınavda da umarım buradan yakalarsınız. Yani bir eşyada kısıtlama, kota, sınırlandırma, vergi, ihracat, vergi iadesi mevcutsa geri ödeme sistemi uygulanamaz. Önceden ödenen verginin, yani önceden vergiyi ödedik. Daha sonra bunu geri istiyoruz. Bunu KDV olarak özellikle söylemiştik. 3 ay içerisinde ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra gümrük idaresine 3 ay içerisinde müracaat etmek zorundayız. Normalde gümrük idaresi de geri verme kararını aldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde 6183'e göre ne yapmak zorunda? Bu iadeyi yapmak zorunda. Süresi içerisinde bu iade yapılmazsa tecil faizine ilişkin hükümler uygulanır. Mesela buradan hemen geçen yılın bir sorusuna geldik bakın arkadaşlar. Geçen yıl şöyle bir soru vardı, müşavirlik sorusu. Faiz hangi kanuna göre alınır? 6183 sayılı amme alacakları kanunu hükmüne göre alınır. Gümrük idaresinin ödediği faiz nedir? Tecil faizi. Yükümlünün, yani beyan sahibinin ya da izin hak sahibinin ödediği faiz nedir? Gecikme faizidir.
Tabii orada gecikme zammı oranında gecikme faizi ödenir. Yani bunlar da tabii önemli kısımlar. Özellikle buradan da hani bir gene konu size iletmiş olayım ki bizim bu yıl eğitim verdiğimiz arkadaşlar biliyor, onu ek ders olarak yapmıştık. Tahsilat Tebliğ serili o iki arkadaşlar muhakkak sınava girecek arkadaşlarımızın çalışması gereken tebliğlerden bir tanesi Tahsilat Tebliğ serili o iki. Şimdi genel İade süremiz de 3 yıldır arkadaşlar. Fazladan bir vergiyi yatırdıysak zaten iade süremiz aynı gümrük kanununda olduğu gibi 211, 212, 213'te geçtiği gibi 3 yıl içerisinde müracaat etmek zorundayız. Evet, geri ödeme sistemi de böyleydi arkadaşlar. Şimdi biraz dahilde işleme izin belgesi ve izninin farkını gene böyle bizim hazırladığımız şekiller üzerinden görelim. Bunlar çok nettir arkadaşlar. Yani bu şekilde de sizler bu ayrımları yapın. Çünkü rejim biraz böyle teknik bir rejim olduğu için özellikle belge izin farkı da burada önemli. Hemen izinden başlayalım. Dahilde işleme iznini Gümrük Müdürlüğü verir. Dahilde işleme izin belgesini İhracat Genel Müdürlüğü verir. Belgenin altındaki uygulamalar arkadaşlar sadece dahilde işleme izin belgesi alınarak yapılabilecek uygulamalar. Yani önceden ihracat, eşdeğer eşya kullanacak isen, yurt içinden şeker ya da hububat alımı yapacak isem, KDV'siz mal alarak KDV tecil terkin sistemini kullanacak isem, ihracat sayılan satış ve teslimleri yani D3 kodlu dahilde işleme izin belgeli işlemleri gerçekleştirecek isem İhracat Genel Müdürlüğü'nden dahilde işleme izin belgesi almak zorundayım arkadaşlar. Muhatabım burada İhracat Genel Müdürlüğü. Gene belgeye baktığımızda DYS yani Destek Yönetim Sistemi üzerinden Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaparım. Dahilde işleme izin belgesi verilecek eşyalar. Yani buradaki eşyalar için dahilde işleme izin belgesi almak zorundayım. Ama buradan da tabii şöyle bir anlam çıkmasın. Sadece bu eşyalar değil. Örneğin işte ormancılık sektöründe ya da cam sektöründe ya da otomotiv sektöründe de belge alabilirim. Sadece buradaki eşyalara şart koşmuşlar. Yani burada diyor ki bu eşyalar için belge alabilirsin. Dahilde işleme izniyle bu işlemleri yapamazsın. Şimdi burada hemen parantezin içinden başlayayım. Dahilde işleme izni olarak yani Gümrük Müdürlüğü'nden dahilde işleme izni alınarak yapılabilecekler. Bağırsak, salyangoz, koyun ve kuzu kürkü bunların tamiratı ama koyun ve kuzu kürkü aksesuar amaçlı olacak. Ve televizyon tamiri. Bunlar için dahilde işleme izni alabilirim. Diğer tüm eşyalar için arkadaşlar dahilde işleme izin belgesi almak zorundayım. Yani birden 24. fasıla kadar tarım ürünleri için ve işlenmiş tarım ürünleri için dahilde işleme izin belgesi almak zorundayım. 43. fasılda geçen tüm eşyalar için aksesuar olarak kullanılanlar hariç yani deri eşyalar için dahilde işleme izin belgesi almak zorundayım. 42.03'te ki gene deri ve benzeri eşyalar için tamirat amaçlı hariç gene dahilde işleme izin belgesi almak zorundayım. Musluklar ve televizyonlar için gene dahilde işleme izin belgesi almak zorundayım arkadaşlar. Ve böyle bir soru gelebilir. Ki ben dün bunu özellikle sosyal medya üzerinden paylaşmıştım. Benzer bir soruydu yani aynısı değildi ama hangisi dahilde işleme rejimine konu edilemez diye canlı balıklar vardı biliyorsunuz. Onu da birazdan görmüş olacağız. Evet bunlar belgeye tabi eşyalar. Tarım ürünleri, savunma sanayi projeleri ve LCD ekranların bedelsiz ithalatı da dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilir. Yani bedelsiz tarım ürünleri, bedelsiz savunma sanayi projeleri ve bedelsiz LCD ekranların ithalatı dahilde işleme izin belgesi kapsamında değerlendiriliyormuş arkadaşlar.
Neden böyle bir ayrım var? Şundan dolayı normalde bedelsiz ithalatlarda dahilde işleme izni veriliyor. Ama buradaki 3 eşya için belge almak zorundayız. Ve gelelim dahilde işleme iznine. Tek pencere sistemi üzerinden başvuruyoruz. Gümrük idaresine başvuru yapılıyor, yani gümrük müdürlüğüne başvuru yapılıyor. Bakın, burada örnekler var böyle yuvarlağın içerisinde: tamir, boyama, montaj, yenileme, ambalajlama, birleştirme, bedelsiz ithalat. Yani gümrük idarelerinin vermiş olduğu izne dahilde işleme izni diyoruz. Yani burada aslında çok böyle nitelikli, ileri seviyede bir işlem ve işçilik yer almamaktadır. Hemen bir örnek görelim. İthal etiket, ihraç tişört. Yani ithal eşyam etiket, işlem görmüş ürünüm tişört. Bunun için izin alıyoruz. İthal şasi pompası, ihracatımız itfaiye aracı. Bunun için de izin alıyoruz. Yani belge almamıza gerek yok. Şimdi bir de dahilde işleme izni verilecek halleri görelim. Sonra da gene küçük bir araya gideceğiz arkadaşlar. Dahilde işleme izni verilecek haller: elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat gibi temel tekstil maddeleriyle tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin. Yani şöyle toparlayalım: yardımcı tekstil maddelerinin, parantezin içindekiler, tela, etiket, düğme, fermuar, çıt çıt, rivet, askı, şerit, kurdele, lastik gibi bunların ithalatını müteakip ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmasına dahilde işleme izni verilir. Yani ben etiket getirip bunu gömleğe dikeceksem dahilde işleme izin belgesi almama gerek yok. Dahilde işleme izniyle Gümrük Müdürlüğü'nden işi bitirmiş oluyorum. En önemli eşyalardan bir tanesi kıymetli maden ve taşların işlenmesi. Kıymetli maden ve taşların işlenmesinde dahilde işleme izni almam yeterlidir. Eşyanın konuluş, görünüş, satış ve kalitesinin arttırılması, dağıtım yeniden satış için iyileştirilmesi, montajı kurulması, birleştirilmesi, bir araya getirilmesi, işçiliğe tabi tutulması, yenileme, tamir etme, boyama, elden geçirme, ayarlama, baskı işlemine tabi tutma, asorti etme. Mesela bağırsağın asorti edilmesi, demin bağırsağı görmüştük parantez içinde. Bağırsağın asorti edilmesi dahilde işleme izniyle gerçekleşebilir. Etiketleme, ambalajlama, temizleme, eleme, fiziksel boyutunu değiştirme, kavurma, kabuğundan ayırma, fide ithalatını müteakip çiçek yetiştirme, fil maşını ithalatını müteakip çivi ve tel üretimi, siyah tel üretimi, rulosacın ithalatını müteakip kesilmiş saç elde edilmesi dahilde işleme izniyle yapılabilecek işlemlerdir. Ve bedelsiz ithalat yapılan, işleme faaliyetine tabi tutulan eşyalar gene dahilde işleme izniyle gerçekleşebilecek eşyalar. Süs hayvanları: canlı balık, küçük ve büyük baş hayvanlar, çevre kirliliğine neden olan eşyalar dahilde işleme rejimine konu edilemez. Dahilde işleme rejimi kapsamında değerlendirilemez. Yani süs hayvanına, canlı balığa, küçük ve büyük baş hayvanlara, çevre kirliliğine neden olan eşyalara ne belge ne izin arkadaşlar. İkisi de verilemez. Orkinos balığı ve larva burada hariçtir. Yani yavru balıklar ve orkinos balığı, bunlar hariçtir. Ama diğerleri için dahilde işleme izin belgesi ya da dahilde işleme izni verilemez arkadaşlar. Evet, bir küçük ara verelim yine isterseniz. Şöyle dikkati de çok sizin dağıtmadan. Dahilde işleme izin belgesi ve dahilde işleme izin süreleri sektörüne göre azami 12 aya kadar tespit edilebilir. Belge süresi azami 3 ay uzatılır. Hiç ithalat yapılmamış ise de azami 3 ay belge süresi uzatılabilir.
İhracat taahhüdümüzün %25'ini yani dörtte birini gerçekleştirirsek belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir. Yani diyelim ki bizim belge süremiz 12 ay. 12 ayın altında da bir süre olabilir bu arada. Yani 9 ay verilen belge süreleri de var. Diyelim bizim belgemizin süresi 12 ay. Yani dahilde işleme izin belge süremiz 12 ay. %25 ihracat o süre içerisinde gerçekleştirdiysek yani ihracat taahhüdümüzün %25'ini tamamlamış isek yarısı kadar yani bize 6 ay ne olacak? Süre verilmiş olacak. Sürenin başlangıcı dahilde işleme izin belgesi izninin tarihidir. Süre sonu belge izin süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür. Bu son gün çok önemli. Sınavlarda çok soru sorulan bir konudur. Diyelim ki bize belge süresi olarak 1 Şubat 2022 tarihli bir belge verildi. Belge süremizin de Eylül ayında bittiğini farz edelim, kabul edelim. Eylül ayının son günü yani işte Eylül ayı 30'sa Eylül ayının son günü 30 Eylül bizim belgemizin süre sonu olacak arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz ya da iznimizin süre sonu olacak. Bunu unutmuyoruz. Sınavlarda genelde bunu sorarlar. Ek süre haklı sebep, mücbir sebep için İhracat Genel Müdürlüğü'ne 3 ay içerisinde ya da Gümrük İdaresi'ne 1 ay içerisinde müracaat yaparım. Tabii İhracat Genel Müdürlüğü'ne belge süresini uzatmak için Gümrük İdaresi'ne de izin süresini uzatmak için müracaat ederim. İhracat taahhüdünü kapatmak için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne 3 ay içerisinde, Gümrük İdaresi'ne 1 ay içerisinde başvuru yaparım. Yine belgede bölge müdürlüğüne, izinde gümrük idaresine müracaat etmiş olurum. Bu süreler de önemli süreler arkadaşlar. Döviz kullanım oranları var. Şimdi bununla ilgili tabii sektöre göre ayrımlar var. Hani bence geçmişte sordular. Şu an sorarlar mı? Belli olmaz ama sormak istediklerinde çok fazla. Yani 15-20 tane döviz kullanım oranı var. Hiç onlara girip de zaman kaybetmeyin. Genel döviz kullanım oranını bilmek burada önemli. Sektöre göre sorarlarsa tek tek ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bütün sektörler ayrı. Tekstil ayrı, konfeksiyon ayrı, cam ayrı, toprak ayrı, otomotiv ayrı. O hani kolay bir süreç değil. Önceden biraz daha azdı ama daha sonra bir genelge yayınladılar ve onların sürelerini daha çok arttırdılar. Geçen yıllarda sorulmamıştı. Ama döviz kullanım oranının tanımı şöyle. Belge izin kapsamında sif ithal tutarının FOB ihraç tutarına oranı yani sif ithal tutarının FOB ihraç tutarına işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatın yapılması halinde bu ürünün yüzde oranına döviz kullanım oranı diyoruz. Yalnız burada bir hatırlatma yapayım. Dahilde işleme izni dese de tanımda, uygulamada ve mevzuatta da geçiyor. Dahilde işleme izninde döviz kullanımı oranı aranmaz arkadaşlar. Döviz kullanımı oranı dahilde işleme izin belgesinde aranır. Çünkü belgede daha çok ihracat odaklı eşya üretilir. Yani işlem görmüş ürünler ihracat odaklıdır ama dahilde işleme izninde tamirat da yapılabilir. Basit işlemler de yapılabilir. Onun için ve bedelsiz ithalatta yapıldığı için döviz kullanımı oranı dahilde işleme izni kapsamında aranmaz arkadaşlar. Döviz kullanımı oranının genel oranı %80'dir. Her zaman ihracat taahhüdü ithalat taahhüdünden yüksek olmak zorundadır arkadaşlar. İkincil işlem görmüş tarım ürünlerinde %100'e kadar bu oran tespit edilebilir. Yani kepek örneği vermiştik orada %100 olacak. Dahilde işleme izin belgesi izni kapsamında %1 oranında ihracat taahhüdünün %1'i oranında değişmemiş eşya ithalatına izin verilebilir. İşletme malzemesinde bu oran ihracat taahhüdünün %2'sidir. Kıymetli maden ve taşlarda ise bu oran %10'a kadar tespit edilebilir. Yani ben eğer kuyumculuk sektöründe altın, gümüş, platin, pırlanta, İnci, elmas gibi eşyaları işleyip bir ürün haline dönüştürüyorsam ve orada bir işletme malzemesi ithal edecek isem
ihracat yapacağım taahhüdün %10'una kadar işletme malzemesi ithal edebilirim. Tabii ki burada KDV'yi ödemek şartıyla arkadaşlar. Ve indirimli teminat uygulaması var. İndirimli teminat uygulamasında tabii ki firmaların mali güçleri ve gümrükten aldıkları sertifikalara göre ayrımlar var. Birincisi YYS sahibi yani yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi iseniz ya da asgari 25 milyon dolar tutarında ihracat yapan imalatçı olan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi iseniz ithalatla ilgili 2 yıl süresince doğabilecek vergilerin %1'ini teminat olarak yatırmanız mümkündür. YYS ve 25 milyon doların üzerindeki OKSB'lerde %1'dir arkadaşlar. 5 milyon dolar ve 25 milyon dolar tutar arasında ihracat yapan, imalatçı olan, onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri gene 2 yıl süresince ithalattan doğan verginin %5'ini teminat olarak yatırabilirler. Diğerlerine tek tek değinmeyeceğim. Neden değinmeyeceğim arkadaşlar? Çünkü hepsinde aynı oran geçerli. Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olan diğer firmalar yani 5 milyonun altında ihracat yapan bu firmalarda gene verginin %10'u gene bakın tüm firmalarda dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret sermaye şirketleri %10. Diğer gene imalatçı, ihracatçılarda %10. Gene diğer firmalarda %10. Yani tamamına baktığımızda %1, %5 ve %10'luk indirimli teminat yatırma izni verilebilir. Ancak burada şu önemli arkadaşlar. Geçici ve kat'i antidumping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyaların ithalatında antidumping ve sübvansiyon vergisinde indirimli teminat uygulanmaz arkadaşlar. Yani bunu dersimizin başında da belirtmiştim. Burada verginin tamamını teminata bağlarız. İndirimli teminat uygulanamaz. O zaman indirimli teminatı gümrük vergisi, ÖTV ve KDV için uygulayabiliyoruz. Ve buraya döndüğümüzde Türkiye Şeker Kurumu'ndan indirimli teminat uygulaması kapsamında alımlar yapılabilir. Bunlar içinde gene sisteme kayıtlı değilse indirimli teminat uygulanmıyormuş. Yani bilgi sistemi varsa indirimli teminat uygulanabiliyormuş. Ki artık bilgi sistemi zaten bütün gümrüklerde var. Evet, antidumping ve sübvansiyon vergisi indirimli teminata tabi değildir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Güzel de bir soru olur mesela. D3 kodlu ihracat sayılan satış ve teslimlerde geçici ve kat'i antidumping vergisi ve sübvansiyon vergisi için teminat uygulanamaz. Çünkü bu vergiler tahsil edilir arkadaşlar. Yani D3 kodlu neydi? Ben dahilde işleme izin belgesi alıyorum. Bir ithalat yapıyorum. İthal ettiğim eşyayı da bir yatırım teşvik belgeli bir firmaya teslim ediyorum. O firmaya yaptığım bu teslim ihracat sayılıyor. Yani yurt dışına çıkma zorunluluğu olan bir eşya değil. Ama burada indirimli teminat uygulanmıyor. Vergi tahsil edilmiş oluyor. Gene gümrük vergisi KDV'de orada indirimli teminat uygulanabilir. Onda bir sıkıntı yok. Sadece damping ve sübvansiyon da uygulanmıyor. Ve şartlı muafiyet sistemi kapsamında teminat tutarı 2 katına kadar arttırılabilir. Tabii notlarımız hem kanun yönetmelik hem dahilde işleme rejim tebliği üzerinden gidiyor arkadaşlar. Onun için de geniş bir konu biliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi ikincil işlem görmüş ürünler var arkadaşlar. Nedir ikincil işlem görmüş ürünler? Asıl işlem görmüş ürün dışında elde ettiğim ürünlere ikincil işlem görmüş ürünler adını veriyorduk. Örneğin ithal eşyamız plastik ham maddesi. Asıl işlem görmüş ürünümüz plastik boru. Ama ben bu plastik boruyu üretirken bir de ikincil işlem görmüş ürünü elde ettim. Bu da plastik hurda. Yani
İthal eşyasından asıl işlem görmüş ürün elde ettim. Bu ürünü elde ederken de plastik hurda olarak ikincil işlem görmüş ürünü elde ettim. Peki ne yapmam gerekiyor ikincil işlem görmüş ürünü? Şimdi de onu görelim. Dahilde işleme izin belgesi izni kapsamında ithal edilen eşyanın asıl işlem görmüş ürünün gümrük mevzuatı kapsamında izin süresi içerisinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terki, marecine iadesi halinde buna tekabül eden ihracatın gerçekleştirilme şartı aranmaz. Yani biz eşyayı imha edersek, gümrüğe terk edersek, marecine iade edersek ihracatın gerçekleşme şartı aranmaz. Tabii ki aranmaz. Neden aranmaz? Çünkü bunlar gümrükçe onaylanmış bir işlemle kullanımdır. Ekonomik etkili bir gümrük rejimini sona erdiren gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanımdır. Yani önce ithalat yapıyorum, sonra ihracat yapıyorum. Ama ihracat yapmak yerine o eşyayı ben mağaraca iade ettim. Ya da gümrüğe terk ettim. Ya da imha ettirdim. İmha ettirdiğimde de gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanım olarak ihracat şartı aranmayacaktır. Yani rejim sona erecektir arkadaşlar. Şimdi ikinci işlem görmüş ürünlere geldiğimizde tekrardan gene aynısı bakın burada. Belge izin kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikinci işlem görmüş ürünün belge izin taahhüdü kapatılmadan önce gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terki, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi ya da ithalatı yani serbest dolaşımı giriş rejimi hükümlerine göre İthalatının gerçekleşmesi halinde bu ürünün ihracatının gerçekleştirilmesi şartı aranmaz. Çünkü bunların da tamamı gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanımdır. Yani bunu başta söylememiştik ama şimdi söylemekte fayda var. Ekonomik etkili gümrük rejimini sona erdiren gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanımdır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Sadece ihracat yapmak ya da o eşyayı ithal etmek yerine biz onu imha da ettirebiliriz, gümrüğe de terk edebiliriz, marjine de iade yapabiliriz. İkinci işlem görmüş ürünün serbest ulaşıma giriş rejimine göre ithali halinde bu ürünün gümrük idaresine teslimi aranmaz. Bu ürüne ilişkin ithalat vergileri belge izin kapsamındaki oranlar üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyatı esas alınarak tahsil edilir. Ancak yurt içi alım yapılmışsa da ikincil işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleştirme şartı aranmaz diyor. Yani ikincil işlem görmüş ürünü ithal edeceksek gerçekleşmiş ihracat oranı üzerinden miktar ve birim fiyatını hesaplayarak bunları normal bir ithalat eşyası gibi ithal edebiliriz. Ki dahilde işleme de zaten ikincil işlem görmüş ürün her zaman karşımıza çıkan bir üründür arkadaşlar. Şimdi geldik son kısma sorularda da göreceğiz. Yine bir tane telafi edici vergiden soru var arkadaşlar. Bir tabii önce tanımını yapacağım telafi edici verginin. Bir su molası alayım hemen devam edeceğim. Daha sonra da örneklerini göreceğiz. Hatta hangi vergi oranının telafi edici vergi olarak kullanılması gerektiğini ve hangi döviz kurunun kullanılması gerektiğini de göreceğiz. Çünkü buna benzer bir soru bir müşavirlik sınav sorusu olarak sorulmuş arkadaşlar. Evet, telafi edici vergi. Şimdi telafi edici vergi arkadaşlar Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanmış Gümrük Birliği Anlaşması sonucu ortaya çıkan bir vergidir. Telafi edici vergi aslında bir ithalat vergisidir. Ancak telafi edici verginin farkı şudur. Her durumda ithalat vergisi olarak kabul edilse de telafi edici vergi ihracat sırasında ödenen bir vergidir arkadaşlar. Bunu ilk başta unutmamak gerekiyor. Tanımına baktığımızda telafi edici vergi
üçüncü ülke menşeli bir eşyanın dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edildikten sonra ihraç ürünü olarak elde edilen ürünlerin atere dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Birliği üye ülkelerine menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Birliği üye ülkelerine serbest ticaret anlaşması imzalanmış ülkelere ve Pan-Avrupa Akdeniz menşe kümülasyon ülkelerine ihraç edilmesi halinde ithal edilen eşyanın vergisinin ihracat sırasında ödenmesidir. Telafi edici vergi eşittir gümrük vergisidir arkadaşlar. Başka bir vergi değildir. Telafi edici vergi eşittir gümrük vergisidir. Şöyle bir ilave yapabiliriz. Eğer ürün işlenmiş tarım ürünü ise telafi edici vergi eşittir gümrük vergisi artı tarım payı, yani yeni adıyla ek mali yükümlülüktür arkadaşlar. Telafi edici verginin oluşabilmesi için AB ülkelerine ve kümülasyon ülkelerine yapılan ihracatların ATR belgesi ya da menşe ispat belgesi olan Euro 1 ya da Euromet gibi belgelerle yapılmış olması gerekmektedir. Çünkü karşı ülkedeki ithalatçı ATR ile ya da Euro 1 ile eşyayı ithal ederken vergi ödemeyeceği için kendi ülkesinde Türkiye'den çıkışta bu verginin firma beyanına esas tutularak ödenmiş olması gerekmektedir. Ha, bu ödenmedi ne olur? Bu ödenmediğinde gümrük idaresi yakalarsa 1 bölü 4 oranında cezası vardır. Yani telafici vergiyi tahsil eder ve 1 bölü 4 cezasını alır. Firma kendisi gümrüğe bunu bildirirse, yani gümrük idaresi bunu tespit etmeden önce bildirirse sadece telafi edici vergi ve gecikme zammı olarak ilgili faiz uygulanır. Yani telafi edici vergi de böyle bir durum söz konusu. Şimdi devamına baktığımızda örnek üzerinden görelim. Üçüncü ülkeden İtalya eşyası olarak kumaş getirdik ve bunu Türkiye'de dahilde işleme izin belgesiyle işleme faaliyetine tabi tuttuk. Ve şartlı muafiyet sistemini kullanıyoruz. Ürettiğimiz ürün, yani işlem görmüş ürün bir gömlek ve bunu ATR dolaşım belgesiyle Avrupa Birliği ülkelerine. Euro 1 belgesiyle, yani Euro 1 nedir? Bir menşe ispat belgesidir. Serbest ticaret anlaşması imzalanmış ülkelere ya da kümülasyon ülkelerine ihraç ettiğimizde ithalat sırasında vergileri teminata bağlanmış olan kumaşın gümrük vergisi ihracat sırasında telafi edici vergi olarak ödenmek zorundadır arkadaşlar. Ama ben geri ödeme sistemini kullanmış olsaydım, geri ödeme sistemini kullanmış olsaydım, ithalat vergisini, yani gümrük vergisini kumaşın zaten girişte ödemiş olacaktı ve vergiyi geri almayacaktı. Ancak şartlı muafiyet sistemini kullandığım için vergiyi, gümrük vergisini orada teminata bağladığım için çıkışta bana diyor ki kumaşın vergisini öde. Telafici vergi aslında dediğim gibi ihracat sırasında ödenen bir ithalat vergisidir. Şimdi telafici vergi eşyanın ithal edildiği menşe kaynak ülkeye ilgili ihracat tarihinde uygulanan ithalat vergisidir. Yani ihracat beyannamemin tescil tarihindeki ithalat vergi oranı bağlayıcıdır. Örnek göreceğiz. İlgili ihracat tarihinde menşe ülkeye uygulanan vergi sıfır ise telafi edici vergi aranmaz. Yani şunu söylüyor. Döneyim gene örneğe. Kumaşı ben ithal ederken %10 gümrük vergisi vardı. Ben bunu teminata bağladım. Kumaştan gömlek elde ettim. İşte 6. ayda da ihracatı yapıyorum. İhracatı yaptığım sırada da ithalat rejim kararına bir değişikliğe önceden gidilmiş ve kumaşın vergisi sıfıra indirilmiş.
O zaman ben telafi edici vergi ödemeyeceğim arkadaşlar. Ama bunun tam tersi de olabilir. %10'luk vergi %20'ye çıktığında da o zaman ne yapmış olacağım? %20'lik vergiyi ödemiş olacağım. Tabii buna bir istisna getirildi. O kısma çok girmeyeceğim. İthalat rejim kararında geçiyor. Diyor ki ithalat yapılan ülkeye uygulanacak vergiyle ortak gümrük tarifesi uygulanan yani AB ülkesinin uyguladığı vergi oranı arasında düşük olan vergi telafi edici vergi olarak tahsil edilir diyor arkadaşlar. Bunu da gene ilave etmiş oldum. Şimdi TEV hesaplanırken yani telafi edici vergi hesaplanırken ihracat beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır arkadaşlar. Döviz satış kuru esas alınır. Telafi edici vergi uygulanırken, hesaplanırken ihracat beyannamesinin tescil tarihindeki ithalat rejim kararındaki vergi oranı uygulanır. Neden ithalat rejim kararındaki vergi oranı uygulanır? Çünkü bu bir ithalat vergisidir arkadaşlar. Zaten ihracat rejim kararında bir vergi oranı olmadığı için doğrudan ithalat rejim kararındaki vergi oranı uygulanmış olacaktır arkadaşlar. Bir örnek görelim. Bence konuyu daha iyi anlatacak ve tam böyle sizlere de bu bilgiyi sağlayacak bir örnek. Şimdi eşyamızın cinsi kumaş. İthal ülkesi Pakistan. İthal tarihi ve ithalat vergi oranına baktığımızda 1 Şubat 2022'de %10'luk bir gümrük vergisi varmış. İhracat tarihi 12.08.2022. Yani 8. ayda ihracatı yapıyorum ve o tarihteki ithalat vergi oranım da %8'miş. Eşyamı nereye ihraç ediyorum? ATR dolaşım belgesiyle Fransa'ya ihraç ediyorum. Şimdi ben burada ithal tarihindeki %10'luk vergimi telafi edici vergi olarak ödeyeceğim. Yoksa ihraç tarihindeki %8'lik vergiyi telafi edici vergi olarak mı ödeyeceğim? Tabii ki ihraç tarihindeki %8'lik vergiyi telafi edici vergi olarak ödeyeceğim arkadaşlar. Yani ikinci aydaki vergi oranının benim için hiçbir bağlayıcılığı yok. Burada dahil işleme izin belgesi sahibi firma 8. aydaki vergi oranı üzerinden telafi edici vergiyi ödemiş olacak arkadaşlar. Tabii burada firma beyanı esas alınıyor ve ekranda gördüğümüz telafi edici vergi tablosu üzerinden telafi edici vergi hesaplanmış oluyor. Tabii tablonun bir örneği arkadaşlar. Mesela bakın yuvarlağı almışız orada. Üçüncü ülkeden ithalat yapılıyor. Ve TEV hesaplanırken gene bakın kırmızıyla yuvarlağı almışız. İhracat tarihindeki kur, ihracat tarihindeki ithalat vergi oranı ve Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanmış oluyor arkadaşlar. Ve en son kapatmayı nasıl yapıyoruz? Telafi edici verginin ödendiğine dair belgelerin, makbuzların ihracatçı birliği genel sekreterliğine ibraz edilmesi gerekmektedir. Evet, telafi edici vergi de böyleydi arkadaşlar. Bu da o anlamda önemliydi. Hem değinmiş olduk. Bilen arkadaşlar için bir tekrar oldu. Bilmeyen arkadaşlar için de en azından ilave bir bilgi olmuş oldu. Şimdi çıkmış sınav sorularından benim özellikle seçtiğim böyle güzel sorular var öğretici. Bunlar dediğim gibi çıkmış sorulardır. Onlar üzerinden kalan sorularımızı çözümlemiş olacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. İlk sorumuzla başlayacağız. Dahilde işleme rejimi kapsamında çıkmış sınav sorularına bakalım arkadaşlar. 2011 yılı gümrük müşavir yardımcılığı sınav sorusu. Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürüne ne ad verilir? İşlem görmüş ürün, ikincili işlem görmüş ürün, asıl işlem görmüş ürün, eşdeğer ürün, işlenmiş ürün. Tabii ki sorumuzun
Doğru cevabı işlem görmüş ürün, yani A şıkkı arkadaşlar. Burada da bunu ne yapmayalım? Unutmamakta fayda var. Sorumuzun cevabı A şıkkı olarak geçiyor. Hocam B şıkkı olmayacak mıydı? Bir çözeyim bakalım tekrarına. Diğer soruya geçelim. Tekrar başa dönmüş oluruz. Belki yanlış işaretlemiş olabiliriz. Şimdi ikinci soruya baktığımızda 2011 yılı gümrük müşavirliği, gümrük müşavir yardımcılığı sınav sorusu. Şimdi dahilde işleme rejiminde 4 tane bilgi formu kullanılıyor arkadaşlar. İNF 1, İNF 5, İNF 7 ve İNF 9. Bunların ilki İNF 1, yani vergi tutarları, faiz, teminat, ticaret politikasına dair bildirimler için İNF 1 bilgi formu kullanılıyor. Doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Diğerleri işte geri ödeme sistemi ve benzeri uygulamalarda karşımıza çıkmış oluyor. Üçüncü sorumuza baktığımızda 2011 yılı gümrük müşavirliği ön eleme sınav sorusu arkadaşlar. Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sisteminde ithal eşyasının bu sisteme tabi tutulmadan önce eşdeğer eşyadan üretilen işlem görmüş ürünlerin Türkiye gümrük bölgesinden ihracına, ithal eşyasının sonradan ithaline imkan veren uygulamaya ne ad verilir? Doğru cevap C şıkkı. Önceden ihracat oluyor arkadaşlar. Bu arada eşdeğer ihracat diye, eşdeğer eşya diye bir sistem yok arkadaşlar. Yani onun adı önceden ihracattır. Sadece eşdeğer eşya içerisinde kullanılan bir ithal eşyasıdır. Evet, üçüncü sorumuzun cevabı C oluyor. Önceden ihracat. Bu da 2011 yılında gümrük müşavirliği ön eleme sınav sorusu olarak sorulmuş. Şimdiki sorumuz biraz daha tabii ki bilgi isteyen bir soru ama notlarımızda bunu konuşmuştuk, görmüştük. 2011 yılı gümrük müşavirliği ön eleme sınav sorusu. Dahilde işleme rejimi kapsamında aşağıda verilen durumların hangisinin varlığı halinde Türkiye gümrük bölgesi dışındaki yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür? Bunu bugün anlatmıştık arkadaşlar. Baktığımızda B şıkkı Bursa, ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat olarak B şıkkı Bursa, hatta örnekle vermiştik. Sorumuzun doğru cevabı oluyor. Beşinci soruya baktığımızda, şimdi beşinci soru biraz daha teknik bir soru arkadaşlar. Yani biraz yorum gerektiren bir soru. Beşinci soruya baktığımızda, 2011 yılı gümrük müşavirliği ön eleme sınav sorusu. Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme rejiminde ekonomik koşulların incelenmesi sonucunda ülke kaynaklarının kullanımının ekonomik açıdan mümkün olmadığının belirlendiği özel kriterlerden biri değildir? Yani biraz yorumsal bir soru sorulmuş burada. Şimdi ülke içi yüksek vergi oranlarının varlığı. Yani burada şunu söylüyor, diyor ki kumaş ülke içerisinde yüksek vergiye tabi, yurt dışından ithal et. Böyle bir şart söz konusu değil. Yani zaten dahilde işleme rejiminde verilmesi gereken, amaçlanan imtiyaz nedir arkadaşlar? Yurt dışından bir ithal eşyasını düşük gümrük vergisi ya da gümrük vergisinden muaf olarak ithal etmektir. Yani gümrük vergisini teminata bağlamaktır. Doğru cevap A şıkkı oluyor. Diğer şıklara baktığımızda diyor ki işleme faaliyeti için ithal edecek eşya ile aynı teknik özelliğe sahip eşyanın ülke içerisinde üretiminin olmayışı olabilir. Olmadığı için yani bu izin verilebilir ya da belge verilebilir. Fiyat farklılıkları demiş. Bu da olabilir. Aynı kaliteye sahip eşyanın olmayışı demiş. Bu da olabilir. Yapılacak işleme faaliyeti için ithal edecek eşya ile aynı kaliteye sahip eşyanın ülke içi üretiminin olmayışı. Yani sorumuzun doğru cevabı Adana oluyor. Çünkü Türkiye'de bir eşyanın vergisi yüksek diye dahilde işleme izni verilmez arkadaşlar. Yurt dışında eşyanın vergisi yüksekse dahilde işleme izni ya da belgesi verilir. Vergiler teminata bağlanarak ithalat gerçekleşir. Devamına baktığımızda 6. sorumuz 2011 yılı gümrük müşavir yardımcılığı sınav sorusu. Dahilde işleme rejimi kapsamında işlem görmüş ürünlerin bünyesine giren ithal eşyasının oranı
hangisinin tespiti amacıyla hesaplanmaz? B şıkkı bulalı hocam. Maliye politikası önlemlerinin uygulanması tamamen konumuzun dışındadır. Ticaret politikası önleminin uygulanması, vergilerin belirlenmesi, indirim yapılacak tutarın belirlenmesi. Hatta bunun için ne kullanıyorduk? İNF'ye bir bilgi formu demin de görmüştük. Evet, doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. 6 Bursa. 2012 Gümrük Müşavirliği ön eleme sınav sorusu. Dahili işleme izin belgesi izni kapsamında ithalatına izin verilecek işletme malzemesiyle ilgili hangi ifade doğrudur demiş. Buradaki doğru cevabımız Denizli arkadaşlar. %2 ve %10. Bunu zaten bugün söylemiştim. 7 Denizli arkadaşlar. Gelelim 8'e. 2021 yılı gümrük müşavirliği ön eleme sınav sorusu. Yani Ankara Üniversitesi'nin sormuş olduğu bir soru. Hangi eşya geri ödeme sistemi kapsamında bundan yararlanabilir? Yani geri ödeme sistemi uygulanabilir. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Bir eşyada kısıtlama varsa, kota varsa, vergi iadesi varsa, bir tarım ürünü ise, bir lisans varsa, ithalat ihracat lisansı varsa bunlar geri ödeme sisteminden yararlanamaz demiştik. Tabii ki burada doğru cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar. Serbest dolaşım ve giriş rejimine tabi olup işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesi'nden ihraç edilen eşya. Yani bu geri ödeme sistemine konu edilebilir. Mesela A şıkkı niye edilemez? Çünkü ithalatı miktar kısıtlamasına tabi. B niye edilemez? Çünkü kotaya tabi. C'de ithalat ihracat lisansına tabi tarım ürünü var. D'de vergi iadesi var. 8. sorunun cevabı Edirne'dir arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Bu da güzel sorulardan bir tanesi. 2012 yılı gümrük müşavirliği ön eleme sınav sorusu. Tabii toplu konut fonunun üstü çizili farkındaysanız ekmali yükümlülük olduğu için artık arkadaşlar. Şimdi bu tip sorularda yöntemlerden bir tanesi şudur arkadaşlar. Kısa şıklardan başlamak. Mesela burada A şıkkını okumak yerine D şıkkından başlayalım. Çünkü D şıkkı daha kısa. D'den C'ye geçeriz. İşlem görmüş ürünün elde edilmesine kullanılan telafi edici vergiye konu eşyanın tespitinde firma beyanı esas alınır. Doğru. Bunu başta da söylemiştim. Telafi edici vergiyi firma hesaplar. C şıkkına bakalım. Telafi edici vergi işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan ithal girdisine ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Satış Kuru ve bu tarihteki ithalat rejim kararında belirtilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük üzerinden hesaplanarak ödenir. Böyle miydi arkadaşlar? Hayır. Biz özellikle ne demiştik? İhracat beyannamesinin tescil edildiği tarihteki ithalat rejim kararındaki vergi oranı demiştik. Hatta örneğini de görmüştük. 9. sorumuzun cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Ve son sorumuza geldik. 10. soru. Gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınav sorusudur bu. 2010 yılında sorulan, yani bakanlığın, o zaman müsteşarlıktı tabii. Bakanlığın hazırlamış olduğu bir sınav sorusu arkadaşlar. 2010 yılı gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınav sorusunun çözümüne bakalım. Hangisi yanlıştır? A şıkkı. KDV tecil derken sistemi kapsamında eşdeğer eşya uygulaması yapılamaz. B şıkkı, dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içi alımlarda döviz kullanım oranı aranmaz. Evet, A ve B doğru. C şıkkı, KDV tecil derken sistemi kapsamında yurt içinden temin edilen eşya için tebliğe göre ikinci işlem görmüş ürünlere ilişkin hükümler uygulanmaz. Doğru. D şıkkının altını bugün özellikle dersimizde çizmiştim. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içi alım yapılarak üretilen eşyanın belge süresi içerisinde ihracatın gerçekleşmemesi halinde
iki katı para cezası uygulanır demiş. Ancak Gümrük Kanunu 238 uygulanmaz. 10. sorumuzun cevabı da Denizli arkadaşlar. Yani bakın bu biraz daha diğerlerine göre teknik bir soru olarak karşımıza çıkmış. Evet, şöyle bakayım. Sizler de sanırım çözdünüz soruları. Birinci soruda yanlış işaretleme yapmış olabiliriz. Ona bakalım. Şöyle, yani onun doğrusunu söyleyelim.